Herkese merhaba, Sıla ben. Amacımla başlamak istiyorum. Benim amacım kalıpların dışında ve benzersiz olmaktan korkmamak, kendimin ve etrafımdakilerin gerçek potansiyelini bu duvarları yıkarak ortaya çıkarmasına aracılık yapmak. Aslında ben bugün işin geleceğine farklı bir pencereden bakalım istiyorum burada birlikte. Biraz daha sosyoekonomik bir perspektif getirdim buraya size. Son 200 yıldır aslında bilmiyorum haberiniz var mı ama her 10 yılda bir insan ömrünün yaklaşık 2-3 sene daha fazla uzadığı söyleniyor. Bu da aslında ne demek oluyor? Pratikte her gün ömrümüze 8 saat ekstra zaman ekleniyor. Başka bir deyişle aslında 20'li yaşlarda olanlarınız varsa şu anda burada odanın içerisinde güzel haber. Çünkü 100 yaşını görme ihtimaliniz son derece yüksek. Gelin görün ki biz hayatlarımızı hala annelerimizin, babalarımızın, büyük annelerimizin, büyük babalarımızın planladığı gibi planlamaya devam ediyoruz. Uzun ömürlülük aslında daha fazla yaşlanmak değil, daha uzun süre genç kalmak demek. Ve buradaki en önemli şey aslında bu ekstra zamanı ne kadar iyi değerlendirebildiğimiz. Yine insan ömrünün uzamasının etkilerini düşünecek olursak aslında böyle yavaş yavaş gelen bir sosyal devrim gibi. Çünkü kadının toplumdaki rolünden iş hayatına, aile yapısına her şeyi aşağıdan çok ama derinden bir şekilde değiştiriyor. Bugün üç aşamalı bir hayat kurgusu içerisindeyiz. 20'li yaşlarımızın başına kadar aslında böyle full time, aralıksız bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Hemen ardından ikinci kutu geliyor. Bu ikinci kutuda da yaklaşık 60-65 yaşına kadar aralıksız bir kariyer ve iş hayatı. Hemen ardından da bir emeklilik dönemi. Şimdi burada sorsam aranızda hiç sabbatical almış ya da birkaç sene kariyer arası vermiş olan var mıdır diye muhtemelen çok az el kalkar. Ama 100 yıllık bir insan ömrü düşündüğünüzde bu model gerçekten artık atıl. Çalışmaması için çok sebep var. En basitine bakalım, ekonomik tarafından 35 senelik bir emeklilik sürecini finanse etmek için aslında çalışmaya başladığımız günden itibaren kazancımızın %25'ini save etmemiz gerekiyor. Bu benim açımdan çok realistik değil, bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Ama artık bu üç aşamalı hayat modeli yerini multi-stage yani çok aşamalı bir hayat modeline bırakıyor. Bu 100 yıllık hayatta aralıksız ve lineer bir kariyer öncelikle dayanılır gibi bir şey değil. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şey de değil. Aslında biz bu dönüşümü yaşamaya başladık. Yani bunun ilk örneklerini nereden görüyoruz? Mesela etrafımıza bakıyoruz, gençlerin kariyerlerine daha geç başladığını görüyoruz. Daha geç aile kurmaya, daha geç çocuk sahibi olmaya başlıyorlar. Bu sürpriz değil. Burada olan şey aslında yeni bir stage, yeni bir aşama tanımlanması. Bu aşamada aslında keşif aşaması. Yani artık bu uzun ömürde bir keşif dönemi de işin içine girmiş oluyor. Biz artık zaman zaman dışarıya zıplamak istiyoruz, zaman zaman ara vermek istiyoruz, yeni bir yetenek öğrenmek istiyoruz. Bir şeyleri deneyimlemek, kendimizi yenilemek istiyoruz. Belki kendi işimizi yapmak istiyoruz, açmak istiyoruz, kapatmak istiyoruz ama bütün bu kutuları artık hayatımızı üç kutulu bir modelden çıkartıp kendi istediğimiz sıralamayla, kendi istediğimiz sayıda ve sırada ve renkte kutuyla yönetmek istiyoruz. En büyük değişim aslında insan ömrünün uzamasıyla bu şekilde geliyor. Bu dünyada artık 60-70 yıllık kariyerlerden bahsediyoruz. Teknolojinin ve globalleşmenin de etkisiyle zaten aslında dinlediniz pek çok sunumda öncesinde de. Artık bilginin ve yeteneğin yarılanma zamanları çok hızla kısalıyor. Artık one shot yani 20'li yaşların başına kadar aldığımız bir eğitimle bütün kariyeri desteklemek hayal. Onun yerine artık hayat boyu öğrenmeye bırakıyor. Böyle yapınca da zaten kariyer dediğiniz şey işte uzun bir öğrenme süreci oluyor. Dolayısıyla bu
en önemli değişikliklerden biri ve bu süreçte bizim kendimizi defalarca kere yeniden yaratmamız, yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Artık yaş ve aktivite birbirleriyle korele olmayan iki şey haline geliyor. Çünkü artık kutularımızı istediğimiz gibi dizebiliriz. O üç kutudan dışarı çıkabiliriz. Burada bence en önemlisi hem liderlere hem de bizim gibi kurumlara düşen en büyük görev aslında bu dönüşümü hızlandırmak. Ve de insanlarımıza kendilerini bu defalarca kere yeniden keşfetme sürecinde bu dönüşümü mümkün kılacak programları tasarlayabiliyor olmak. Ve daha da önemlisi aslında çok daha esnek ve çok daha yaratıcı kariyer rotalarını tasarlamak ve onlara sunmak bizim buradaki görevimiz. Şimdi bu değişimin iş hayatındaki yansımalarına bir kat daha derinden baktığımız zaman biz 5 tane mega trend görüyoruz. Bunlardan birincisi aslında ünvanlar ve iş tanımları yerini ihtiyaç ve amaca göre kaynaklarını esnek bir şekilde kullanan, otonom, kendi kendini yöneten takımlara bırakıyor. İkinci önemli trend aslında geleneksel hiyerarşilerin yıkılması. Bu dünyada artık organizasyonlar makinalardan daha çok organizmalara benziyor. Ve de direktifle yönetilen bir dünyadan artık orkestrasyonla yönetilen bir liderlik modeline doğru hızla ilerliyoruz. Agile proje yönetimi çoktan hayatımıza girdi. Aslına bakarsanız agile projelerin %28 daha başarılı ve %80 daha hızlı olduğu konuşuluyor. Bunun dışında aslında üçüncü büyük konu, en büyük zenginlik, gerçekten çeşitlilik. Yaşların, kutuların birbirinden kopması, daha esnek ve daha uzun kariyerler, bütün bu toplumsal ve aile yapısındaki değişimler aslında ne mutlu bize ki çeşitliliği arttırmaya destek oluyor. Dördüncü büyük trend, teknoloji, işte az önce konuştuk. Bir sürü yeni iş yaratıyor, eskilerini de tarihe gömüyor. Bu da tabii ki yetenek ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Bu yetenek ihtiyaçlarını karşılamanın tek bir yöntemi var. O da hayat boyu öğrenmeye devam etmek. Sonuncu ve bence en önemlisi ve çoğu zaman da sanılanın aksine ne kadar çok dijitalleşirsek o kadar çok insani yeteneklere ihtiyaç duyacağız. Bunu da mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Peki biz bütün bu değişimin ortasında ve tüm bu bilgilerin ışığında neler yapıyoruz? Biraz size belki ilham verebileceğini düşündüğüm birkaç uygulamayı burada paylaşmak istiyorum. Aslında geleceğe hazır bir organizasyon olmanın en önemli adımı ve başlangıcı geleceği hayal etmek. Oradan başlamamız gerekiyor. Biz gelecekte ihtiyaç duyacağımızı düşündüğümüz yeteneklerin ne olduğunu bugünden öngörerek aslında bu yolculuğa çıkmaya çoktan başladık. Bunu yaparken personalardan yola çıkıyoruz. Yani aslında bugünkü personalarımız ve gelecekteki personalarımız kimlerdir? Bu insanlar ne iş yapar? Hangi yeteneklere ihtiyacı var? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Burada önemli bir konu var. Bunu kapalı kapılar ardında yapmıyoruz aslında. Hep birlikte açık platformlarda çeşitliliği son derece yüksek ekipler içerisinde kafa kafaya verip birlikte hayal kuruyoruz. O zaman hayallerimiz daha zengin oluyor. Ve bu gelecekteki personalarımızdan geriye dönerek ulaştığımız gelecekte bizi bekleyen ve bugünden o yolculuğa çıkmak istediğimiz yetenekler nelerdir dediğimizde burada 10 tanesini paylaşmak isterim. İsterseniz kısaca okuyabilirsiniz. Bizim şu anda yaptığımız aslında bu 10 yeteneğin her biri için bir gelişim serüveni tasarlamak. Tüm birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bu serüveni aslında çıkmaya başladılar bile. Dolayısıyla bizim için yarına hazır olmak, önce yarını hayal etmek, yarınki personalarımızı anlamak, oradan geriye giderek gelecek yetenekleri belirlemek ve o gemiye bugün binmiş olmayı gerektiriyor. Bunun dışında aslında insanlarımızın
tecrübe ve deneyim biriktirmesini sağlayabileceğimiz bazı programlarımız var. Bu programların bir kısmını burada çok kısaca paylaşmak isterim. Mevcut işlerinin yanında ekip arkadaşlarımız sürdürülebilirlik projelerinde çalışabiliyorlar ve hatta bir sürdürülebilirlik yönetim kurulumuz var. Seçimle iş başına geliyorlar. Aynı zamanda bir de milenyıllardan oluşan bir yönetim kurulumuz var. Onlar da şirket içerisinde disruptive projelerde çalışıyorlar. Kendi yetkileri ve söz hakları var. Bunun dışında Leaders, Developing Leaders dediğimiz bir platformumuz var. Burada mentoring ve reverse mentoring yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için son derece önemli. Çeşitli iş ortaklıklarımız var. İşte Google, Getir gibi şirketlerle ve daha da önemlisi üniversitelerle bazı ortak çalışmalar yapıyoruz. Ideatonlar yapıyoruz. Yetenek değişim programlarımız var. Ve de aynı zamanda üniversitelerle bir takım projelerde, proje yarışmalarında birlikte çalışıyoruz. Yani burada yapmak istediğimiz aslında hem içeride hem dışarıda her ekip arkadaşımızın mevcut işinin ötesinde tecrübeler biriktirebileceği, zaman zaman dışarı çıkarak, zaman zaman dış dünyayı içeriye, zaman zaman içeriği dışarıya götürerek bu tecrübelerini zenginleştireceği bir ortam sağlayabiliyor olmak. Burada bir inisiyatif daha var, o da Flex. Orada biraz daha detaya girmek istiyorum. Bunu çok yeni lanse ettik. Bir de kısa videomuz var, onu da göstereceğim biraz sonra. Buradaki amaç aslında kişilerle fırsatları bir araya getirmek. Bence zaten en temel aktivitemiz bu olmalı. Doğru kişiyi, doğru bilgiyle, doğru iş etrafında birleştirdiğimiz zaman ancak gerçekten geleceğe ulaşmamız mümkün. Bunu yaparken de çok hızlı olmamız gerekiyor. Biz bu sistemde bir yapay zeka algoritması kullanıyoruz arka tarafta. Ben daha fazla anlatmayayım, size isterseniz izleteyim. In the world where the pace of change in our business accelerates, the need for speed, agility and networked ways of working increases. And as we move towards flatter organizations, progression becomes less hierarchical. Careers will become a portfolio of diverse experiences built on knowledge, skills, and stretching experiences. Our employees need greater visibility of the opportunities to learn and grow. And we need to match the right people to those opportunities at speed, encouraging collaboration and working through networks. How can we make this work? First, employees need to ensure that their profiles reflect all their knowledge, skills, experiences, and interests. Separately, opportunities, whether that is a project, full job, or experience, are posted and potential matches are identified. Both will decide if it's a good fit for them, and we have a match. To enable this, we are experimenting with a digital solution, powered by AI, that will be the prototype for how we shape a more flexible approach in everything we do. Empowering a future fit you. Bu bizim için önemli bir inisiyatif. Hatta kendi çok kısa tecrübemi anlatayım. Daha geçen hafta aslında canlıya aldık bu sistemi. Türkiye'de yapmak istediğimiz bir projemiz vardı. Arkadaşlarımla birlikte bu projeyi oraya post ettik. Gerçekten dünyanın 5 ayrı ülkesinden o projede çalışmak isteyen insanlar başvurdu. Ve bu insanlara yaklaşıp birazcık tanımaya başlayınca da hakikaten çok büyük bir zenginlik olduğunu anlayabildim. Yani bizim burada kendi kendimize yapmaya çalışacağımız bir işi böyle bir diversity içerisinde yapabilmek büyük bir şans. Şimdi bir kısa filmimiz daha olacak ama öncesinde eğer siz de Unilever'le bir yetenek değişim programı içerisinde çalışmak isterseniz veya çalışmak isteyecek birilerini tanıyorsanız cep telefonunuzu kullanarak bu QR kodun resmini çekebilirsiniz veya direkt girip başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Biz gerçekten sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz.
This is the future we are in right now. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim burada. Buradan ayrılırken Dan Brown'un mükemmel sözlerini bırakıp gideyim. Çok sağ olun.